Timlik ailesi merhaba. Yaklaşık 2 sene önce kalite etiket ödülü almış bir projenin incelenmesini sizlerle birlikte gerçekleştirdik. Twin Space'ini inceledik. Hangi Web2 araçlarını kullandıklarını, düzenlerinin ne olduğuna dair bilgiler vermiştik. Bu serinin devam etmesiyle ilgili çok fazla talep olduğu için başka bir projeyle bugün karşınızdayım. Sev Kardeşim adlı proje ödül aldı. Avrupa Kalite Etiket Ödülü. Şimdi bu projenin Twin Space ile karşınızdayım. Arada kısa bir bilgi vermek istiyorum. Daha fazla video erişmek için YouTube hesabımdaki oynatma listelerinde eTwinning Eğitim Serisi adlı kısım mevcut. Burada eTwinning ve Web2 araçları ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Şimdi Sev Kardeşim adlı projenin Twin Space'ine giriş yaptık arkadaşlar. Sol tarafta sayfalar kısmında devam edeceğim. İçeriklerini göstermek istiyorum. Projenin öğrencilere tanıtılması, etik kurallarımız, veli izin belgeleri, e-safety adlı yani güvenlikle ilgili problemden dolayı öncelikli olarak öğrencilerin velilerinden izin almamız gerekiyor. Proje aylık raporların görev dağılımları, Web2 araçlarının tanıtılması, değerlendirme anketleri. Bu da çok önemli bir husus. Projeye başlamadan önce hem öğrencilere hem de öğretmenlere bir ön değerlendirme anketi yapmak zorundasınız. Ve proje bittikten sonra yine bitiş amaçlı bir değerlendirme raporu tekrardan sunulması lazım. Öğrencileriniz bakın anketlerini yapıyor. Değerlendirme anket sonuçları ve sonuçlar hem öğretmen hem öğrenci bazında. Bakın mesela neler, hangi sorular sorulmuş. Projemi beğendiniz mi projemizi? Daha önce eğitimlik projesine katıldınız mı? Proje süresi sizce yeterli mi? Ve buna benzer teknolojiyi iyi kullandığınızı düşünüyor musunuz? Bunlarla benzer bazı soruların olduğu bir anket çalışması. İkinci kısma doğru ilerliyoruz. Çalışma planı. Proje kurucularının projenin gerekçesini, müfredattaki yerine dair bilgi vermesi lazım. Katılımcı hem öğretmenlere hem öğrencilere. Çünkü bu projeyi neden yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Nasıl yapacağız? Hangi Web2 araçlarını kullanacağız? Bakalım Sev Kardeşim adlı projenin gerekçesi neymiş? 2023 eğitim vizyonundaki eğitim sistemleri içinden çıktıkları medeniyetler kadar evrensel insanlık değerleri de harmanlandırırlar diyor. Yani demek ki bir manevi duyguları yani sevgi, yani soyut kavramların öğretilmesiyle ilgili bir çalışma herhalde yapılacak. Buradan onu anlıyoruz. Üçüncü kısma geçtik. Ortaklarımıza görev dağılımı, işbirliği. Burada okul bilgileri, okul web sitelerin bağlantıları buraya eklenmiş. Öğretmenlerin tanıtılması. Burada ekstradan bir durum olabilir. Öğretmenlerin kendi arasında bağlantı kurması şu amaçla önemli. Öğretmenlerin yaptıkları iyi örneklerin birbirleriyle paylaşılması. Eğitiminlik buna önem veriyor. Bilginiz olsun. Okul haritalarının eklenmesi. Bu Google Map'in eklenmesiyle ilgili yine eTwinning eğitim serisinde videolarım mevcut. Bilginiz olsun nasıl ekleyeceğinize dair. Üçüncü kısma doğru gelelim. Bakın okul tanıtım videoları. Okulların tanıtılması lazım. Burada öğretmenler kendilerini tanıtmış. Belma Çavur, Naciye Gider. Birer resim ekleyerek. Yine bir Web2 aracı olan pano aracı, dijital pano aracı Padlet'i kullanarak tanıtımların gerçekleştirilmiş. Peki projeyi yaptık. Evet ilerliyoruz ama yaygınlaştırılması yani projenin yaygınlaştırılması, tanıtılması ile ilgili nasıl bir çalışma yapabilirim? Hangi Web2 araçlarını kullanabilirim? Bakalım. Diyor ki EBA Haber proje blog sayfası yani bir web sitesi, proje Facebook sayfası, okul web sitelerinden yeni projeyle yaptıklarımıza ait tanıtımlar. Eğer imkanınız varsa yerel basın, okul Facebook ve Instagram sayfalarından projenin tanıtımları yapılması lazım. Burada ilgili çalışmalar mevcut. İletişimde kalınması için WhatsApp linki verilmiş. Bir grup kurulmuş anladığım kadarıyla. Burada da e-safety yani güvenlik amacıyla öğrencilerimizin yüzlerinin gözükmemesi gerekiyor. Bilginiz olsun. Videoları eğer eklediyseniz YouTube'dan düzenleme yaparak daha sonra çocuklarımızın yüzlerini kapatma imkanınız oluyor. Bakın webinarlarımızdan başlamış. Her ay neredeyse bir tane webinar yapılmış. Aralık ayı, Ocak ayı, Şubat ayı, Mart, Nisan. Evet. Kapanış webinarımız yani projenin değerlendirilmesiyle ilgili
bir webinar yapılmış. Bakalım. Öğrencilerimizin çevrimiçi toplantıları ekstradan webinarların haricinde, yani Zoom toplantıların haricinde bayrağımı ve vatanımı seviyorum konulu çevrimiçi bir toplantı düzenlemiş. Çok güzel. Şarkı sözü yazıyoruz. 23 Nisan şiiri yazıyoruz adlı çalışmalar yapılmış. Çok güzel. Ortak ürünümüz. Bakın, bir ortak ürün çıkması lazım projenin son kısmında. Haricinde birden fazla da olabilir. Bakın nasıl bir plan yapılmış. İstiklal Marşı'nı okuyoruz çevrimiçi sohbette. Öğrencilerimizin yazdığı ortak akrostiş. 23 Nisan için Şarkı Söyle adlı birden fazla ortak ürün çıkarılmış. Evet. Devamında ilerliyor artık aşamamız. Proje öncesi ve sonrasındaki değerlendirme anketlerinin karşılaştırılma anketi ve artık projemize devam edelim mi diye bir soru var. Burada büyük ihtimal Mart ayında yaşadığımız pandemi sürecinden dolayı projemize devam edip etmeme kararı alınması için bir anket çalışması yapılmış. Öğrenci anketi düzenlenmiş. Bunun ilgili evet hayır soruları büyük ihtimal soruldu. Proje devam etti, ödül aldığına göre projeye devam edilmiş, öyle gözüküyor. Bakalım. Şimdi artık proje olgunlaştı diyelim. Proje olgunlaştıktan sonra öğretmenlere ve öğrencilere danışıldı. Gerekli anketler yapıldı. Hangi çalışmaları yapalım, neler ekleyelim, neler çıkaralım veya sizin istediğiniz ortak bir faaliyet var mı projeye ait? Şimdi artık yavaştan Aralık ayından başlayarak sezona başladık diyelim. Bakalım ne yapılmış? Öncelikli olarak proje panoları. Öğrencilerin yeni yıl sevgi mesajları birbirlerine gönderebilirler. İster Web2 araçlarına, ister bir mektuplaşma yöntemiyle olabilir. Aralık ayı proje değerlendirme raporu. Arkadaşlar, aylık olarak projede neler yapıldığına dair bilgi veriliyor herhalde anladığım kadarıyla. Bakalım neler Aralık ayı raporunda varmış. Projemizi tam anlamıyla planladıktan sonra proje ortakları bulmak için eTwinning ortak arama platformundan veya benzer bir şekilde eTwinning unofficial gruptan da bulabilirsiniz veya official gruptan, yani resmi gruptan da bulabilirsiniz. Öğrencilerimiz kendilerini tanıttı. Yani özetle şu: Aralık ayında arkadaşlar ortak olarak neler yaptık biz? Bunlarla ilgili kısa bir raporlama yapılması gerekiyor. Sonra devam edelim. Artık biraz daha hızlı ilerleyeceğim. Aralık ayına geçtikten sonra proje logo afişleri yapılması. Web2 araçları kullanabilirsiniz. Canva'yı kullanabilirsiniz veya WordArt adlı çalışmayı kullanabilirsiniz öğrencilerinizle birlikte. Tabii benzer programlar da var. Okulların afiş ve logoları diyor. Seçim anketi. Yani evet, 20 tane ortağımız var diyelim. Tabii sınırlama geldi ama ben farazi konuşuyorum. 20 ortağımız var. 20 ortak da ayrı şekilde bir proje logosu attı. Bununla ilgili anket çalışması yaparak arkadaşlar, birinci numaradaki en çok oy alan kişinin logosunu veya sloganını, projenin logosu yapıyoruz. Küçüklerimi seviyorum ana sınıfı ziyareti. Yine tekrardan bakın, Ocak ayını değerlendirme raporu sunuyor bize grup üyeleri. Çok güzel. Şubat ayında sevgiye dair bir dörtlükte sen yaz şiiri. Öyle bir etkinlik yapılmış. 11 Şubat internet güvenliği, güvenli internet günü daha doğrusu ile ilgili bir çalışma yapılmış. Şubat ayı yine değerlendirme raporu. Mart ayında bayrağımı ve vatanımı seviyorum, evde kalıyorum, kitabımı okuyorum etkinliğimiz. Güzel. Nisan ayında çevrimiçi sohbette öğrenci ve öğretmenlerimizle yazdığımız şarkı sözü. Evde kalıyorum, origamimi yapıyorum. Nisan ayında biliyorsunuz pandemi sürecinden dolayı evde kalma süreci başlamıştı. Okullarımız tatil olmuştu. Devam ediyoruz. Nisan, özür diliyorum. Doğa ellerimde etkinliği 23 Nisan'da süslüyoruz pencereli. Güzel. Çevrimiçi sohbette yazdığımız 23 Nisan şiiri. Gene Nisan ayında proje değerlendirme raporu. Bakın biraz önce söylemiştim. WordArt ile eğleniyorum. Bir hayvan tasarlıyorum. Burada da mesela proje kurucuları neyi hedeflemiş? Bir, Web2 aracı kullanılmasını hedeflemiş. Bilgisayarın aktif bir şekilde kullanılması. Web2 araçlarıyla aslında herhangi bir ücret ödemeden bilgisayarı nasıl güvenli bir şekilde kullanabileceğimizi göstermiş. İlaveten hayvan tasarlıyorum diye bir hayvan sevgisini yine
bizlere aktarmaya, öğrencilerimize aktarmaya çalışmış. Yine Woki ile hayvanları seviyorum. Demek ki Mayıs ayı hayvanlarla ilgili bir konsept olabilir. Sevginin simgesi Yunus'tan bir dörtlük. Sen söyle Yunus Emre'yi anma online programı. Bakın artık Nisan ayında maalesef dediğimiz gibi pandemi süreci olduğundan dolayı öğretmenlerimiz tamamen proje yaparken internet ortamına dönmüş. Yani projeleri eğitimin ilk projesi yani sev kardeşimi yaparken online meetingler, online toplantılar, online çalışmalar yapmış. Burada da yine aynı şekilde nasıl biz özel günlerimiz vardır. 19 Mayıs, 23 Nisan gibi bayramlarımız. Bunları online kutlamanızı hayal edin. Bu şekilde bir çalışma yapılmış. Evet. Annemi seviyorum, anneme yardım ediyorum. Mayıs ayının değerlendirme raporu. Öğretmenlerimiz birbirini değerlendiriyor. Projemizi değerlendiriyor. Misafirlerimiz projemizi değerlendiriyor. Proje sonu değerlendirme anketi. Artık proje bitmiş arkadaşlar görüyorsunuz. Öğretmenler için proje değerlendirme anketi sonuçları ve bu sonuçlar kurucular tarafından herkese paylaşılması. Şimdi son olarak görüyorsunuz ki proje çalışma özetleri çıkarılmış. Yani Belma Çamur projede neler yaptı? Figen Yılmaz projede neler yaptı veya Saadet Özkan projede neler yaptı diye. Son olarak da sertifikalar diye bir kısım var. Büyük ihtimal bu sertifikalar daha alt kısımda yani başka bir bölümün alt sayfası olarak yapılabilirdi. Artık çok önemli değil. Şurada bir taslak sayfamız var. Burada bir problem yaşanmış büyük ihtimal. Bunun arşive gitmesi gerekiyor. Evet. Mesela Figen Yılmaz proje çalışmalarında neler yapmış? Hangi Webpack aracını kullanmış bakalım. Yine Padlet kullanılarak, dijital pano kullanılarak bir sayfa oluşturulmuş. Neler yapılmış? Bakın kendini tanıtmış öğretmenimiz. Okulunu tanıtmış. Projenin yaygınlaştırılması ile ilgili neler yapıldığı. Proje etik kurallarında işte bakın herkes, her bir öğretmenimiz bir tane ifade yazmış. Mesela Figen Yılmaz görevler vaktinde ve özenli bir şekilde yerine getirilmeli. Pınar hocamız da her öğrencinin veli izin belgesi olması gerekir. Herkes bir katılım yapmış. Bakın webinarlar yapılmış. Öğrencilerimiz için çevrimiçi toplantılar. Ortak ürünlerimiz bakın. Neymiş? İstiklal Marşı'nı okuyoruz. İstiklal Marşı'mızın her bir dörtlüğü farklı okulumuzun öğrencilerini okuyarak bir araya getirilmiştir. Anketler, Aralık ayı çalışmaları, Ocak ayı, Şubat ayı, Mart ayı ve son olarak artık öğretmen değerlendirme, öğrenci değerlendirmeleri bitirerek kullanılan Webiki araçları. Önemli olan kısım aslında burası. Wacky aracı kullanılmış. WordArt, Canva, Padlet. Zaten Padlet'i şu an kullanıyoruz. Google Formlar, Movebi adlı Flexi Clip, Google Meet, Barcode yani kod programları, ChatterPix, Adobe Connect plan yapmak için Zoom'dan yararlanılmış. Videolar YouTube'a eklenmiş. Book Creator demek ki bir e-book oluşturulmuş. Creating Iceland yine bir Webigi aracı mevcut. Proje çıktısı burada bakın bir e-book oluşturulmuş. Tıklarsanız tabii daha detaylı bir şekilde yapabiliriz. Ben bunları bu arada videonun alt kısmına ekleyeceğim. Evet. Bakalım. Şöyle devam edelim. Son kısmı. Proje linklerim diye burada da son kısım eklenmiş. Yani projeyi değerlendiren Ulusal Destek Servisinin giriş yaptığında sol taraftaki sayfalar kısmına girdiğini lütfen unutmayınız. Materyaller kısmında eklediğiniz herhangi bir video, resim veya dosya gibi herhangi bir klasörle ilgilenmeyecektir. Sol tarafta proje kurucularımız için şu an söylüyorum. Projeyi kurarken lütfen sayfalarınızın düzenli ve özenli olmasına, tertipli olmasına dikkat edin. Her bir ifade detaylı bir şekilde açıklanarak sol tarafta sayfalar kısmında oluşturulması olması gerekiyor. Gerçekleştirilmesi lazım. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.